Efendim Türkiye'den yeni geldiniz, İngiltere'de iş olanaklarını araştırıyorsunuz ya da İngiltere'de yaşamınıza devam ederken kariyer değişikliğine karar verdiniz. Ancak hangi iş kolunu seçeceğinize karar veremediniz. İşte tam da bu noktada London Express sizler için her hafta iş olanaklarına dair bir bölüm hazırladı. Bu haftanın konusu seracılık. İngiltere'de alternatif iş olanaklarında bu hafta sizler için seracılığı araştırdık. Uzun yıllardır İngiltere'de seracılık alanında çalışmalarına devam eden Süleyman Bozdoğan'a mikrofonumuzu uzatıyor, seracılık hakkında kendisinden bilgi alıyoruz. Ben Süleyman Bozdoğan, 1993'te Londra'ya geldim. İlk başladığımda fabrikalarda çalıştım, meslek edindik kesimden ama o bitince shoplarda çalışmaya devam ettik. Onun arkasında bir arkadaşın sebebiyle yeşillik dağıtımına başladım. Yeşillik dağıtımında bu arada bu sera işine geçtik. Şu anda da seracılıkla uğraşıyoruz. Bozdoğan seracılığa başladığı ilk yılları anlattı. Şimdi her insan yaptığı işi severek yapması gereken bir iştir. Seracılık gerçekten çok zordur. Bir anda seni yok edebilir. Başladığımızda biz bir şey bilmiyorduk. Bu da bunu yapanlardan ufak ufak öğrenerek geldik. Çünkü bunun kökeni en az 3 sene, 4 sene sen bir şeyleri öğrenmen lazım. Onun hangi böcek nasıl zarar verir, bu çitil nasıl büyüyebilir, bunların hepsini seracılık zordur. Toprakla büyümesi gibi değildir. Bu daha değişik bir şeydir. Peki seracılıkta ekim işlemi ne zaman başlıyor? Nisan'ın birinde ikisinde çitil geliyor. Ekiyoruz. 3 hafta burada çitil olarak ekim olmuyor. 3 hafta sonra başlıyorsun toplamaya. Bu günlük yetişir her gün. Günlük toplayabilirsin. Her gün günlük olarak toplarsın. Onu da markete götürüyoruz. Biz markete satıyoruz. Eğer sizler de Türkiye'den yeni gelmiş ya da İngiltere'de kariyer değiştirerek farklı alanlardan biri olan seracılığa yönelmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'den ilk gelen kişi bu işi yapmak isterse önce belirli bir çalışması lazım, belirli şeyleri öğrenmesi lazım. Buranın yetiştiriciliğiyle Türkiye'nin yetiştiriciliğinin arasından çok büyük fark vardır. Onun için önce bir sene çalışması lazım ki ondan sonra daha iyi bu işe eli yatsın, kendisinin kafası yatsın, daha güzel devam eder. Şimdi seracılık çok güzel bir iş. Meslek olarak belki beğenmeyebilirsin sıcağından dolayı ama seracılıkta bir işi dediğim gibi hangisinden zevk alıp da yapıyorsan o işi de aynıdır. Zevkine göre gitmen lazım. Eğer sen bir işi severek yapmıyorsan zaten seracılık yapsan da boş. Ne yaparsan yap hepsi boş. Ama bir işi severek yapman gerekiyor. Severek yaparsan bu işte ekmek de kazanıyorsun. Kazancı da bol. Rahattır da. Kimseyle stresi yok. Sakindir. Dedikodusu yok daha doğrusu. Hiçbir şey yok işte. En güzeli budur. Her işte olduğu gibi bu sektörde de riskler mevcut. Riskleri çok, onu göze alacaksın. Riskleri mesela anlamadığın zaman bir anda yok olabilirsin. Mesela benim biberde bir hafta içerisinden koca tarla kurulma yaptı. Bir hastalık girdi, anlamadım. Anlamayınca işte burada doktor diyorlar mühendisi. Mühendisi çağırdım dedi, geç kalmışsın. Bu kadar hassas çünkü toprakla ilgisi yok. Eğer toprakla yaptığın iş olursa o biraz daha şeycidir ama o da çok masraflıdır. Ürün vermez yani bu slaps'taki yetişen mal gibi ürün vermez. Sabah saat 6'da kalkarız, 6.30'da iş başı yaparız, toplamaya başlarız. 2-3 arası biter, paketlemeye başlarız. Paketledikten sonra da işte markete götürürüz.
biz sezonluk çiftçiyiz. Şu an mesela 7 ay çalışıyoruz zorluk olarak. Ama 7 aydan sonra 5 ayda istediğin gibi gezebilirsin, eğlenebilirsin, tatile gidebilirsin. Her türlü kolaylığı da var. Bilmiyorum neden Türkler buna merak sarmadı ama aslında çok zevkli bir iş. Biraz zor ama zevkli bir iş. Bu konu hakkında herhangi bir bilgi isteyen olursa seve seve gereken bilgiyi verebilirim. London Express'te ilk programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden görüşeceğiz. Bu süre zarfında merak ettiklerinizi aşağıdaki detaylardan bizlere ulaştırabilirsiniz. Unutmadan bu videoyu paylaşarak toplumumuzun sesini daha geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz.